Ne oluyor Suat Bey? Düşman kapısı çalar gibi evi başımıza yıkacaksın yahu. Hele kızıma bir şey olsun. Sadece evle kalmam. Dünyayı yıkarım başınıza. Ne diyorsun sen? Ne oluyor? Senin olanlardan haberin yok mu? Var gibi mi görünüyor? Ha, oğlun sana söylemeye tenezzül etmedi demek ki. Ama o kuzeye söyleyebilsin. Bundan sonra iki elim yakasında. Yahu ne oluyor anlatsana. Al. Al kendin gör. Sana da gönderdim kamera kaydını. Polisten aldım. Aman Allah'ım. Ya kızım canına kıymaya kalktı. Senin oğlun yüzünden. Arabanın altına atlıyor. İyi de Handan niye böyle bir şey yapsın? Çünkü Kuzey terk etmiş kızımı. Elif yüzünden yarı yolda bıraktı senin oğlum benim kızımı. Kızım da kendini ölüme attı. İşte olan bu. Niye gittin Naci ablanın evine? Eve Handan'ı eşya almaya gittim. Kaşla göz arasında karıştırmışsın ortalığı. Benim kızım onlar yüzünden can çekişiyor. Naciye Hanım'ın olanlardan haberi yok. Kuzey annesine söylemeye tenezzül bile etmemiş. Ya kadın yaşlı, kalbine inmesin diye haber vermemiştir. Benim kızım onun oğlu yüzünden bu halde. Dün bana oğlunu savunuyor Naciye karısı. Naciye de elini taşın altına sokacak. Benim kızım iyileşinceye kadar kimseye rahat yüz yok. Ya sana bilmediğin şeyler var dedim. Neymiş benim bilmediğim? Dua etsinler dün beni gözaltına aldılar. Yoksa ben o kuzeye gününü göstermeyi bilirdim. Ya Suat bir dinlesene. Suat. Allah'ım ne olur Handan'a bir şey olmasın. Lütfen. Sen buraya. Dokunma oğluma. Senin oğlun yüzünden kızım bu halde. Neden kızımın duygularıyla oynadın? Ne istedin ondan ha? Anne tamam. Ben Handan'a bir şey yapmadım. O yüzden mi arabanın altına attı kendini? Sen onu terk ettin. Hayallerle oyaladın. Evlenip gelinlik giyeceği yerde hastanelere düştü kızı. Niye ha? Yeter. Kuzey'in bir suçu yok. Biraz da kızınıza bakın. Kuzey Handan'ı terk etmiş. Çünkü Handan büyük bir suç işlemiş. Ne suçu işlemiş? Ne yapmış? Elif'e iftira attı. Oğlumun düşmanlarıyla işbirliği edip onun kariyerini tehlikeye attı. Daha anlatayım mı Suat Bey? Suat. Oğlum dur. Ha, Suat bir sakin ol dur. Oğlum bir dur. Bir dakika bir dakika Naciye Hanım. Siz az önce ne demek istediniz? Ne yapmış Handan? Bakın şimdi bunları konuşmayalım. Önemli olan içeride Handan'ın sağlığı. Öyle tabii de. Sen olmazsan Handan iyi olamaz. Onu bırakırsan yaşayamaz. Bin kere söyledim. Nasıl yaptın bunu kızıma? Yeter Firdevs. Handan bir tane gerdanlık çalıp Elif'in çekmecesine saklamış. Sonra da polise ihbar etmiş. Ne yapsaydı Kuzey? Ne? Handan mı yapmış bunları? Evet. Masum bir insana İftira atmış. Beni de oğluma karşı kışkırttı.